Dostlarım Selim Sırrı Tarcan'ın dinde reform konusunda yazıları çıkmaktaydı. Tarcan'a göre kişi dinsiz olabilir ancak ulus asla dinsiz olamazdı. İslam'ı kaldırmak yerine İslam üzerinde birçok reformlar yapılması gerektiği kanaatindeydi. Mustafa Kemal Tarcan'ın bu yazılarından ötürü onu Çankaya sofrasına davet etmiş, sert bir dille ona şöyle söylemişti. Bu din batacak, ileride yeni bir din çıkacaktır. Sen bu konularda yazı yazmayacaksın. Anladın mı diye kesin bir emir vermiş, Selim Sırrı da bunun üzerine kalemini oracıkta kırıp atmıştır. Bu konuşmayı nakleden bizzat Mustafa Kemal ile birlikte Samsun'a çıkan ve Mustafa Kemal tarafından Gerede soyadı verilen Hüsrev Gerede'dir. Ekranda konuya ilişkin hatıratı görmektesiniz. Peki neydi İslam yerine geçecek olan din? Birinci kanaatimi bu videoda sizlere belgelerle anlatmak istiyorum. İkinci kanaatimi ise çok çarpıcı belgelerle bir sonraki videomda anlatmak istiyorum. İnanın bana her iki videomu da izlerken şok olacaksınız. Büyük bir risk alarak hazırlamış olduğum videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Dostlarım ülkemizde maalesef Mustafa Kemal'i anmak için yapılan kutlamaların birçoğunda Kemalist öğretmenlerin öğrencileri Mustafa Kemal'in resmi önünde secde ettirmelerine yani bir çeşit Budist ayini düzenlemelerine şahit olduk. Ne Türk kültüründe ne de İslam kültüründe ölen bir kişinin böyle anılması yoktur. Peki nedir bu saçmalıkların nedeni? Şimdi en başa dönelim. Yavuz Bülent Bakiler'in şu videosunu muhakkak görmüşsünüzdür. Kemalizm bunların üstünde yalnız yaşamak dinini aşılayan ve bütün prensiplerini ekonomik temeller üzerine kuran bir dindir. Tamam. Dindir Kim mi? Kim yapmış, yazmış bu kitabı biliyor musunuz? Tamam, Şerif Aykut yazmışsa bizi bağlar mı bu ya da Atatürk'ü bağlar mı onun Hayır, ne söylediği? Hayır efendim. Pelin Çift bu ifadeler Mustafa Kemal'i bağlamaz diyor. Ancak bu ifadeler 1936 yılında bizzat Mustafa Kemal'in seçmiş olduğu Edirne Milletvekili Şeref Aykut'un CHP programının izahı diye kaleme aldığı Kemalizm kitabında geçmektedir. Ve Mustafa Kemal bizzat kendi seçmiş olduğu milletvekilinin kendi partisinin hakkında yapmış olduğu bu izaha ses çıkarmamış, otur oturduğun yerde böyle bir din mi var dememiştir. Evet, ilgili kitap ekranda görmektesiniz. Kitap tam bir facia. Türk'ün dininin İslam değil, Kemalizm olduğu, gençleri Kemalizm dinine inandırmak gerektiği, bu dinin korunup yüceltilmesinin şart olduğu anlatılıyor. Kitabın 3. sayfasında geçen ifadeler şöyle. Kemalizm bunların üstünde yalnız yaşamak dinini aşılayan ve bütün prensiplerini ekonomik temeller üzerine kuran bir dindir. Kitabın 15. sayfasında geçen ifadeler şöyle. Kemalizm bir dindir ki onun en büyük ve ana sıfatlarından birisi de devrimci olmasıdır. Kitabın 33. sayfasında şöyle söylüyor. Biz Kemalizmin inançlı tapkanları yani müminleri demek istiyor. Şunu çok iyi anlamak kadar inanmak gerektiğini gönlümüzde taşımalıyız ki Türk tarihin Atatürk'e gelinceye kadar kimse içinden eleyerek onun büyük ulusa yüksek bir terbiye kaynağı olduğunu anlayamamıştır. Kitabın 44. sayfasında deniyor ki, şimdi yaşamak dini, yarın ahirette nimet bulmak hurafesini yıkmıştır. Tapılan, görünmeyen değil, görünen hakikattir. Kitabın 79. sayfasında gençlerin ulusun ve Türklüğün geleceği olduğu, bu yüzden gençleri Kemalizm dinine iman ettirmek gerektiği ve böylelikle Kemalizm dininin gençler eliyle korunacağı anlatılmakta, CHP'nin bunun için var olduğu dile getirilmektedir. Şeref Aykut, Kemalizm. Kemalizm, Kemal ilah demektir İbranice. Bu din manasınadır. Şuradan bir cümle okuyayım yeri gelmişken. Onu yani gençliği. Kemalizm dininin, Allah aşkına istersen inanmazlar ekrana göstersin de. Kemalizm dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan ve coşkun Kemalizm dininin tapkanı yani tapıcısı demek istiyor herhalde. O zaman uydurdular. Ta ki Kemalizm dinine inanı artsın. Parti bunu amaçlamış, hazırlamıştır.
Peki, ortada bir din var, bu dinin kitabı nerede diye soracak olursanız, Şeref Aykut, Kemalizm kitabının 33. sayfasında şöyle diyor. İşte bu tarihtir ki, bugün kutsal bir kitap gibi önümüze açılarak, Yüce Partimizin kurucusu Atatürk'ün parti prensiplerini kavrayan, şimdi izah etmeye çalıştığım musafını yapıyor. Kemalizmin Türk'ün dini olduğu sözü sadece bu kitapla kalmıyor dostlar. Bakın ekranda 1945 tarihinde devlet tarafından basılmış olan Türkçe sözlüğü görmektesiniz. Sözlükte din kelimesinin anlamı veriliyor, mecazi olarak da Kemalizm Türk'ün dinidir deniyor. Başka verilecek örnek yok mu? İşte bu gençliğe yapılan bilinçaltı operasyonundan başka bir şey değildir. ...1959 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından basılan Türkçe sözlükte de ekranda gördüğünüz gibi din kelimesinin anlamı veriliyor, Atatürkçülük Türk'ün dinidir yazıyor. Dostlarım şimdi Şeref Aykut, Kemalizm bir dindir, halka bu dine inandırmak gerekir diye bir kitap yazıp Mustafa Kemal tarafından milletvekili olarak atanınca bazıları işi daha da ileri götürerek Kemalizm dininin peygamberi Atatürk'tür dedi. Bazıları da iyice sapıtıp ortada Kemalizm diye bir din varsa onun yaratıcısı Atatürk'tür dedi. Mesela bakın Kemalettin Kamu, ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsun, Kabe Arab'ın olsun, Çankaya bize yeter diye şiir yazdı, Mustafa Kemal tarafından milletvekili yapıldı. Aka Gündüz baktı ki Atatürk'e tapıyoruz diye şiir yazan herkes bir bir ödül alıyor. Hemen o da eline kalemi aldı ve şöyle yazdı. Atatürk'ün tapkınıyız. Her şeyde Atatürk. Görünmezi görür, bilinmezi bilir, duyulmazı duyar. Biz sana tapıyoruz, varsın, teksin, yaratansın, sana bağlanmayanlar utansın dedi. Mustafa Kemal tarafından milletvekili yapıldı. Yusuf Ziya Ortaç bunları görür de durur mu? O da Atatürk'e ekber diye şiir yazdı. Evliya odur, peygamber odur, sanatkar odur dedi. Atatürk'e adeta bir ezan yazdı. Mustafa Kemal tarafından milletvekili yapıldı. Cumhuriyet gazetesi de 5 Ağustos 1935 tarihinde ekranda görmüş olduğunuz şu manşeti attı. Atatürk yarım bir ilahtır, Türklerin babasıdır. Şimdi Pelin Çift'e tekrar soralım. Bunlar da mı Mustafa Kemal'i bağlamıyor? Atatürk ilahtır, yaratıcıdır, peygamberdir diyen reziller, rezil adamlar. Mustafa Kemal tarafından susturulmamış, adeta ödüllendirilmişçesine yüksek makam ve mevkilere getirilmiş. Bakın Şark Fatihi Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal'in kendisine şöyle dediğini anlatıyor. Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkumdurlar. Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Bunun için önce din ve namus anlayışını değiştirmeli, CHP'yi bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Evet, ekranda Kazım Karabekir Paşa'nın hatıratını görmektesiniz. Bunlar inanın korkunç ifadeler. Ben bu rezillikleri seslendirirken tüylerim diken diken oldu. Kelime-i şehadet getirip imanımı defalarca tazeledim. Dostlarım bu videomu beğenip paylaşarak bu hakikatlerin daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarını da kullanabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.